YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eylül'de Toronto Film Festivalinde dijital dünya premierinde izlediğim ve bugünlerde geçen ay Apple TV'de gösterilmesiyle birlikte hit olan Wolfwalkers ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Cartoon Salon belki de Aardman'dan e, bu yana Britanya'dan çıkan en önemli animasyon stüdyosu olarak anılabilir. Aardman e, tabii ki stop motion animasyonunda değerli ve ikonikti. E, ama 1999'da kurulan Cartoon Salon aslında o zamanlar işte Tom Moore'un da e, önderliğinde bir noktaya gelmişti. Nora Twohy ve e, Paul Young'ın da e, katkılarıyla ve 2009'daki e, ilk animasyonlarından bu yana 10 sene geçti. E, ve Brad Winner'dan Nora Tuvoy arada e, o da Oscar adayı olmuştu ve genelde Oscar aday olma şansına erişiyor bu ekibin yaptığı animasyonlar. E, aslında burada e, Wolfwalkers bir Irish folklore e, üçlemesinin son ayağı. Yani ilk ayağı Secret of Cats'dı. Tom Moore kendi başına yönetmendi orada. E, ve ikincisi ise Denizin Şarkısı'ydı. E, Song of the Sea. Orada da kendi başına yönetmendi ve her üç, yani burada üçüncü de aslında hani Tom yanına Ross Stewart'ın gelmesiyle birlikte ya yani ilk iki filmde özellikle e, ilkinde Kel kitabının peşinde fantastik macera, ikincisinde Miyazaki'nin ruhların kaçışı etkisi, Mulan ve Tiefendi Kaplar etkisiyle beraber bir araya gelmesi ne tanık etmiştik ama e, bir büyü şey vardı yani gerçekten incelikte incelikli bir el çizimi animasyonu vardı. Ee, ama burada 2020 tarihli Wolfwalkers'da yani Ross Stewart'ın ortak yönetmenliğe gelmesiyle birlikte aslında bambaşka bir gelenek ortaya çıkmış. Ee, el çizimi animasyonlarından e, aslında Wes Anderson'ın usulü bir çocuk kitabı resimli roman estetiğiyle yapılmış bir el çizimi animasyonu ortaya çıkmış. Ee, bunu da aslında e, kaynağını e, Belladon of Sadness'a kadar götürüyor. Yani H. Yamamoto 1973 yılında... ...orada bir büyü üzerinden ele alınan bir feminist hikayesine öne çıkarmıştı. E, ve orada da el çizimleri değerliydi. E, ve sonrasında da tabii ki İsa Takata ve Hayami Yazaki'nin de hani bu konuda bir gelenek oluşturduğunu görmüştük. Oradaki psikodelik yapı e, burada sanki Wes Anderson usulü bir e, Belladonna of Sadness noktasına ilerlemiş. E, elbette e, Prense, Prenses Mononoke çok önemli esin kaynaklarından biri bu filmin. Ee, onunla da kardeşlik ilişkisi var. Ee, bunun ötesinde de burada bir... E, aslında 101 Dalmatyalı'dan da bahsetmiş Tom Moore ve 101 Dalmatyalı da zaten Disney'in en el çizimi konusunda üzerine uğraştığı, yaratıcılık sergilediği eserlerinden biridir. Ee, onu da geçmek lazım. Burada açıkçası aynı hani bir e, kurt hikayesi ve kurt, kurt kız hikayesi ve onun yanında da bir kırmızı başlık kız hikayesi var. Yani İrlanda e, folklorunun, İrlanda kültürünün kırmızı başlıklı kızını yaratma arzusu var ve onu yaparken de bunu Wes Anderson usulü yapıyor aslında. E bu noktada da aslında fazlasıyla hani son 20 yıldaki e, Erdem'in Cini, Hoodwinked e, animasyonu, e, Katrin Red Riding Hood'u, Trick or Treat'teki e, ana karakterin yani oradaki kısa hikayede ana karakterin kurt kıza dönüşmesi üzerinden vurgulanan kırmızı başlıklı kız motifi. Ee, ve tabii ki Wolf Children gibi bir Japon animesi ve Weir Wolf Boy gibi e, bir melez bir Kore e, sineması klasiğine dönüşecek, e, modern klasiğine dönüşecek yapıt ve Hotel Transylvania serisi gibi eserler akla geliyor ama e, burada daha ziyade kendi kültürünü yani uygulama çabasındaki bir Tom Moore-Ross Stewart birlikteliği var. E, bu sebeple de işin ucuna aslında bir saykodelik ve büyülü bir orman masalına kadar açılıyor ve bu da fazlasıyla dikkat çekici hale geliyor Zira köy yani 16 1650 yılındaki köyün fazlasıyla bir çocuk kitabı estetiğinden destek aldığı da görülüyor Bu açıdan da dikkat çekici bir yaklaşım var ve 70'lerdeki E Yamamoto gibi Ralph Bakshi, René Laloux, Fred Wolf gibi el çizme animasyoncularıyla yarışmaya girişmiş. Wolfwalkers'a. E, bu noktada da büyük aranda TV'yi de e, akla getiriyor aslında. 60'lardaki kısa animasyonları, Çin animasyoncu. E, bu noktada da Wolfwalkers e, tabii ki yani biraz uzun gelse de bir yerden sonra kurgusuna fazla yük, yüklense de ve e, yani insan karakterleriyle o kadar da çok mest edemese de bir yerden sonra e, biraz uzun gelse de hani 80-85 dakikada daha İddialı bir hale gelecek olsa da burada gerçekten Wes Anderson Bella of Sadness'a imza atıp Prenses Mononoke ile kardeşlik ilişkisi kurma arzusu fazlasıyla tesir ediyor ve iyi bir animasyona dönüştürüyor bu eseri. Benim Wolfwalkers'a puanım 10 üzerinden 6.9. Sizin Wolfwalkers'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.